Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometrik Kampı'nın 6. haftası 7. videosundayız. Yani benzerliğin 5. videosundayız. Benzerlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi isterseniz dersimize başlayalım. Evet gençler bu videoda ne yapıyoruz? Thales teoremlerini işleyeceğiz. Daha doğrusu temel orantı ağırlıklı işleyeceğiz. Haberiniz olsun. Thales teoremleri önce Thales amca ne yapmış onu bir görelim. Thales amca demiş ki paralel doğrular olunca iki doğruyu kestiğinde yukarıdan aşağı oranlamalar birbirine eşittir demiş. Yani A'nın B'ye oranı eşittir. C'nin D'ye oranı şeklinde söylemiş. Ha burada işler dişler yapınca ne oluyor arkadaşlar? A bölü C, A bölü, A bölü C, B bölü D'ye de eşit oluyor. Yani karşılıklı kenarlar bunun soldan sağa A bölü C, soldan sağa B bölü D oranlaması da eşit oluyor. Soruya göre hangisi daha kolaylık sağlanıyorsa onu yaparsınız arkadaşlar. Ama tabii ki ne diyoruz? Yukarıdan aşağı oranlamalar. Burada da yukarıdan aşağı oranlamalara direkt eşittir diyoruz. Evet örnek 30 e hemen bakalım arkadaşlar. Şunların üçü de birbirine paralel verilmiş mi? Verilmiş. Hocam direkt şunun şunu oranı bunun bunun oranı eşit midir? Evet. Yani 2 bölü x artı 1 neye eşittir arkadaşlar? x eksi 1 bölü 8'e eşittir. İşler dışlar yapalım. Hocam x eksi 1 çarpı x artı 1 neye eşit oldu? Direkt 16'ya eşit oldu. 2 kare farkı burada x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı. Yani bu x kare eksi 1'in karesinin açılımıdır. Bu 16 eşitse. O zaman buradan x kare eşittir 17 yaptı. Ve x de buradan kaç geldi arkadaşım? Kök 17 geldi. Evet cevabımız böylelikle kök 17 çıktı. Tales ile ilgili böyle sorular geldiği zaman rahat rahat yaparsınız. Bu videonun nasıl amacına gelelim? Temel orantı. Bizim Tales amcadan dolayı çıkıyor zaten bu. Temel orantı da arkadaşlar. Hadi temel orantıyı bilmiyoruz. İspatını yapayım isterseniz şimdi öncelikle. Paralellik verilmişse. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar benzerlik soruların çoğunluğu açı 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 benzerliğinden çıkar. Açıya daldığın zaman açı 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 benzerliği çıkar. Bak şuna bak açı 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 çıkmazsa kenar açı kenar ya da kenar 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 vardır. Hocam paralel vermiş ya yöndeşlikten dolayı noktaysa nokta. Çizgi ise burası da çizgimi. E bu açıda hem bu üçgende hem de büyük üçgende ortak mı? Ortak. Aynı açının karşısındakiler oranlayalım. Bak nokta çizgi çift çizgi nokta çizgi karaladım nokta çizgi karaladım. İki üçgende bütün açılar eşit oldu. Benzer oldu. Dolayısıyla çizginin karşısı A bölü çizginin karşısı A artı B gördünüz. Bakın A bölü A artı B noktanın karşısı C bölü noktanın karşısı C artı D'ye eşittir. O yüzden A bölü A artı B C bölü C artı D'ye eşittir diyoruz. Karaldım açının karşısı X'in. Karaldım açının karşısı Y'ye oranına eşittir. Bakın temel orantının ispatı bu. Yani sıkışsanız bile temel orantıyı görmeseniz bile açılara aldığınızda büyük ihtimalle sonuca ulaşacaksınız. Ama Tales amca bunu bulmuş. Adamı ayıp etmeyelim. Biz bunu kullanalım. Çünkü gerçekten bayağı bir pratiklik sağlıyor. Tales amcada a bölü a artı b c bölü c artı d. Bak sivrilen yerden başlıyorsunuz. Paralellerin küçüldüğü yerden bak buraya doğru sivriliyor. E burada tekrarla şunu şuna oranı c bölü c artı d'ye x bölü y'ye eşittir diyeceğiz. Ama sorusuna göre de yani şu paralel doğrulardaki oran işimize yaramıyorsa eğer direktman Tales amcadaki gibi hocam direkt A bölü B C bölü D'ye eşittir de diyebilirsiniz. Sorusuna göre. Hani Tales'ten geliyor zaten bunun ispatı. E sorusuna göre nasıl hocam sorusuna göre. Sen mesela şöyle bir şey gördün. Atıyorum şurada paralellik var. E hocam burası 5 dedi burası 10 dedi. Tekrarlı gideceğine hocam 5 bölü 15. 1 bölü 3 yapıyor. 1 bölü 3 yazacağına. K bölü 3K yazacağına. Buraya da 2K kalıyor. Bu şekilde yorulacağına. Direkt koldan kola geçişte. Yani şunlar işin içine girmezse. Hocam yukarıdan aşağı oran 5 bölü 10 yani 1'e 2. Direkt k iken buraya 2k yazabilirsiniz. Açı ortayda da hani k katı şeklinde yazıyorduk ya. Burada da k katı şeklinde yazmak çok mantıklı. He şunlar işin içine giriyorsa o zaman tekrar düşüneceksiniz. Hocam 1 bölü 3 yani burası x ise burası 3x olacak diyeceksiniz arkadaşlar. Paralellikler olduğunda da genelde temel orantı ve kelebek benzerliği aranır. Normalde açı 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 benzerliğinden sonuca ulaşırsınız. Ama bu temalar ve kelebek benzerliğini bilin. Bu videoda temalar yoğunlaşacağız. Hadi bakalım örneklere bakalım şimdi. Bitti değil mi burada? Evet. Şu örneğe bakalım. Bak direkt 10 bölü 5 örneğin de unutmuşum ben. Aynı örnek geldi burada. Arkadaşlar paralel doğrular var mı? Var. E hocam şu üçgene bakacak olursak öncelikle. Bakın şu üçgene bakacak olursanız arkadaşlar. Sayılar burada ya. O yüzden bu üçgene yoğunlaşıyoruz. Bu üçgene baktığımızda 10 bölü 5. Hocam yukarıdan aşağı 2'ye bir oran var. Ha 2'ye 1 olan var. Direkt 2K'ya K diyebilir miyiz? Evet. Tekrara girmemize gerek yok. Bunları yazmayacağız çünkü. E hocam burada artık şunlar isteniliyor. E bunlar isteniliyorsa bak bunlar da paralel. Şu paraleller şuraya doğru siviliyor. E burada tekrar kullanmak zorundayız. Yani şunun tamamının oranı yani 2K'nın 3K'ya oranı eşittir. 6 bölü X olmak zorunda. Buradan 3 katı 3 katı X'i kaç buluruz arkadaşlar? 9 olarak buluruz. 34. sorunun cevabı 9 çıktı. Geldik 35. soruya. Bak x bölü 12. Yani buraya yoğunlaşmayacağız. İlk etapta nereye yoğunlaşacağız? İşte tam olarak buraya. Çünkü sayılar burada. 6 ve 18 var değil mi? Ha, bak burada tekrara gireceğiz. Çünkü buradaki çizgilerdeki oran verilmiş bize arkadaşlar. Sayılar verilmiş. Hocam 6 bölü 18 şu bölü şuna mı eşit olacak? Evet yazayım isterseniz. 6 bölü 18 eşittir. Ck bölü cd yazmayacağız. Aslında da kafadan da yapabiliriz. 6 bölü 18 nedir? 1 bölü 3'tür. Hocam demek ki burası K iken tamamı 3K tekrarlı. Yani buraya 2K kaldı. Ha, şuraya baktığımızda 1'e 2 oran var. Direkt burada da 1'e 2 yazabiliriz. A ise 2A. Hatta şimdi burada şu paralelliğe baktığımızda 2'ye 1 oran var. Direkt burada da 2'ye ne en oran var diyebiliriz. E şimdi burada bizden şu paraleller arasındaki ilişki isteniyor. Paraleller bak buraya doğru sivriliyor. Sivrilen yerden tekrarlı o paraleller işin içine girmişse. Yani 2'en bölü 3'en eşittir. X bölü 12 olmaz mı arkadaşlar? Evet 4 katı 4 katı işler işlemler yaptığınızda gerçi 3x eşittir 24 geldi. X de buradan kaç geldi? 8 geldi. Ya da ben ne yapıyorum? Hocam 4 katı 4 katı direkt 8 yazıyorum zaten. Size kalmış ve hızlanacaksınız. Siz de kendinize göre yöntemler belirleyin. Geldi örnek 36'ya paralel doğrular var. Tamam açılara dalarak yapabiliriz ama öncelikle temel orantıya bakacağız. Arkadaşlar öncelikle şuraya baktığımız zaman şuradaki ort taban var hocam deyip şu uzunluğu yazabilirsiniz. Yazabilirsiniz. A, E, E, K, K, M ve M, C eşit ve şunlar da birbirine paralel verilmiş. D, E, F, e, K, D, e, F, e, K ve L, M de paralel verilmiş. Bir de B, C de paralel olacak arkadaşlar burada. Sanki orası kaçmış. İyi ki soruyu okumuşum. Neyse devam edelim. Orada paralel çizgisini de göstermişim gerçi. Hocam burada direkt eşitlik var. Şu bölü şu, şu bölü şuna eşit demeyin. Çünkü eşitlik olduğunda direkt orta taban yok mu arkadaşlar? Direkt burası. 2 yazabiliriz. A gerçi burada bunu da yazmaya da gerek yoktu. Niye? Ben öncelikle şuraya ulaşsam A'ya ulaşırsam soru bitecek. A'ya ulaşmak için ne yapacağım? 4 ve A'ya bakacağım. 4 bağdan dolayı hocam paraleller nereye doğru sivriliyor? Şuraya doğru. Yani şuradaki üçgendeki işime bakacağım. Ha ben olsam önce 4'ten 2'yi yazarım sonra 1'e 3'ten 2 ise 6'yı yazarım. O da ayrı bir konu da neyse. Hocam burada şu bölü tamamı değil mi? Sivrilen yer burada tekrara gireceğiz. Bu bölü tamamı. E, bu bölü tamamı nedir? Şuraya n n n diyecek olursam 2n bölü 3n eşittir 4 bölü a'dır. E buradan a'yı kaç buluruz arkadaşlar? 2 katı 2 katından dolayı 6 buluruz. Şimdi ne yapacağız? Bakın burası da n. Burada da arkadaşlar şu paralelliğe bakarak sonuca ulaşacağız. E ne var burada? Bu paralelliğe bakacak olursak hocam burada da bu sefer şu bölü tamamı yok mu? Evet. Yani n bölü tamamı. n bölü 4 en eşittir. 6 bölü x mi olacak? Evet. Hocam n ken 6 olmuş. Şöyle de yapabilirsiniz. n ken 6 olmuş. 4 ken ken o zaman 6 katı 24 olacak diyebilirsiniz. Ya da n bölü 4 en eşittir 6 bölü x'den. x de buradan kaç geliyor? 24 geliyor gençler. Evet örnek 36'yı böylelikle 24 bulduk. Geldik örnek 37'ye. Hmm, yenisi bir soru. Şekli bize çizdiriyor sadece. Bakalım. Zehra Evet Zehra da sülaleden biri arkadaşlar. Bütün sülaleyi tanıyacaksınız. Evet abimin e, kızı olur kendileri. Yani yeğenim olur. Buradan dinliyorsan beni Zehracım. Öpücükler. Hadi bakalım. Zehra. Evet bu arada kız isimlerinden en çok Zeynep'i sevdiğimi söyledim mi? En çok Zeynep'i severim. Ama Zeynep'le ilgili soru yazmadım ben ya. Yakında onunla ilgili soru yazayım. Devam edelim. Zera birer açıları birbirine eşit olan iki üçgeni BCD noktaları doğrusal olacak şekilde masa üzerine koymuş. Evet şurası doğrusal. Bu doğrusallığı demek ki ben kullanacağım kardeşim. Şöyle bir doğrusallığını şöyle bir düşüneyim. Sonra 6 verilmiş, 12 verilmiş, 8 verilmiş, 5 verilmiş. Eyvallah bir de şuradaki açılar eşit verilmiş. Zera ECD üçgenini ok yönünde C noktası etrafında BCE açısı kadar döndürdüğünde. Arkadaşlar şu açı kadar döndürüyormuş BCE açısını. Peki döndürelim bakalım. Sen bu üçgene bu açı kadar döndürsen bu kenar buraya mı gelecek arkadaşlar? Direkt. Evet. E sonra bu üçgenin aynısını çizelim arkadaşlar. Bu üçgen de şöyle mi olacak? Şöyle bir şey mi olacak? Şöyle bir şey olacak işte. Şöyle bir şey olacak. Evet bu üçgen buraya geldi arkadaşlar. He şunu döndürdüğünde bu yukarı geldi uzun kenar. E, o açı kadar tabii şu şurada yapacak. Bu biraz daha uzun olacak arkadaşlar. Şöyle Şöyle bir şey işte. Neyse döndürdük arkadaşlar. Bu bu açı kadar döndürüldüğünde önemli olan şu kenarı döndürmek. Bakın bu kenar döndüğünde hop buraya geldim arkadaşlar geldi. E hocam bu E köşesi buraya mı geldi? Evet E köşesi buraya geldi. Yani E köşesi buradaki açı. Demek ki açıları eşit vermişken ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Bu arada 5 gel 8 mi olacak? Evet. Hocam şurası 8. Burası 8. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Hocam bunun da tamamı kaç? 5 olduğunu biliyoruz. Şuraya da bir 5 olarak yazalım. Bizden ne isteniyor? C noktası etrafında BC açısı kadar döndürdü de DE uzunluğunun ABC üçgenin üzerinde olmayan kısmının uzunluğu. Evet. DCE uzunluğunun pardon DE uzunluğunun DE uzunluğu nerede arkadaşlar? Bak şu beşgen burası 5 beş oldu arkadaşlar. Diyor ki ABC üçgenin üzerinde olmayan kısmı yani sana şurası soruluyor arkadaşlar. Şuradaki kısım ABC üçgenin üstünde değil değil mi arkadaşlar? İşte buradaki uzunluk soruluyor. Hocam bunun tamamı 5'ti. Buraya 5 x mi kaldı? Evet. Adam sana bu açıları niye eşit verdi? Bak. Burası nokta burası nokta oldu mu? Oldu. A ne çıktı burada? Hocam yöndeş açılar çıktı burada. Yani bunlar birbirine paralel. Bak burada ne yapmışım? Ben bu soruyu böyle sorsam çok kolay olacaktı. Ama açıyı vermişim, döndürme yapmışım. Paralelliği sen bul demişim. İşte yeni nesil dediğimiz sorular bunlar arkadaşlar. E o zaman burada arkadaşım, şunlar birbirine paralel çıktı. Şurada da 8'e 4 çıktı zaten. Hop temel orantıyı uygulayalım. Hadi bakalım 8 bölü 12 mi? 8 bölü 12 eşittir. 5 eksi x bölü 6 mı olacak arkadaşlar? Evet. Burada sadeleştirdiğin zaman 2 geldi burada. 8 bölü 2'den 4 geldi. 4, 5 eksi x eşit olduğundan x de buradan kaç geliyor arkadaşlar? 1 geliyor. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. İşte bu soruyu yorumlayabilmek. Önemli olan döndürülmüş halini buraya çizebilmek. E hocam bu üçgen burada olabilir miydi? Hayır. X ne diyor? C şuradaki uzunluğun ABC üçgenin üzerinde olmayan kısmı dediği için bu uzunluk üçgenin dışına taşıyor demek arkadaşlar. Şu 5 uzunluğu. O yüzden üçgeni de böyle çizdik. Arkadaşlar haberiniz olsun. Hoş soru. Evet örnek 37 böylelikle 1 çıktı. Örnek 38'e geldik. İşte bu soruda genelde yine bana en çok gelen soru arkadaşlar. Normalde bakın arkadaşlar siz işi öğrendiniz yaparsınız artık. Bakın siz şunu yapıyorsunuz. Hocam işte ne var? Şuradaki paralelliğe baktığımız zaman şu bölü şu. Tekrara girmeyin. Ben size bir şey öğrettiysem vardır bir bildiğim. Ne dedim? Koldan kola geçişi yapın. E arkadaşım adam sana şunları paralel vermiş. Bunlarla ilgili herhangi bir uzunluk ilişkisi var mı? Yok. Bunlara niye giriyorsun sen? Burada tekrara girme. Burası nedir arkadaşlar? Şu paralellere bakacak olursan. Hocam 4 bölü 2 yukarıdan aşağıya oran 2 bölü 1. Yani direkt burası 2K iken burası da K mıdır arkadaşlar? Evet burası da K'dır. Bunu yazdın. Peki verilen her bir bilgiyi kullanacaksın. Adam bir de sana şununla şunu paralel mi vermiş? Evet. E şimdi yine tekrara girmeye çalışıyorsun. Girme kardeşim şunlar var mı? İşin içinde yok. E burada şu paralel doğrularda bak yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran var. O zaman burada da 2'ye 1 oran olmayacak mı? Yani burası 6 ise burası kaç yapacaktır? Direkt 3 yapacaktır. Ya da hocam 2'ye 1 oran var ya burası 2 enken burası da en yapacaktır. 2n e, yani eşittir 6 ise n'i buradan 3 buldun. x de n'e eşit yani cevabımız kaç yapar? 3 yapar arkadaşlar. Evet örnek 38 bak ne kadar kolay bir soruymuş değil mi? İşte o yüzden şu koldan kola geçişi mutlaka mutlaka sorularda kullan. Unutma dediğimi. Geldik örnek 39'a. Daha öncesinde ÖSYM tarafından sorulmuş yine bir sorunun benzeri arkadaşlar. ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliği 10 santimetre. Arkadaş sana şuradaki yüksekliği kaç santimetre vermiş? 10 santimetre olarak vermiş. Evet. Şurayı 10 diyelim şöyle. tamamı 10. Kırmızıyla gösterdiğim yer. Sonra KLMN karesinin alanı kaç verilmiş arkadaşlar? 4 verilmiş. O zaman bir kenar kaç yaptı arkadaşlar? Karenin bir kenarı 4 yaptı. Şuraya da 4 yazalım. E hatta şurası da 4 olduğunu şöyle maviyle gösterelim. BC uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Aha da şurası soruluyor arkadaşlar bize. E ne yapacağız arkadaşlar? Bu bir kare ama kareyle ilgili bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. E hocam burası dörtgen buranın dört olduğunu biliyorum ben. E buraya da ne kaldı o zaman? altı kaldı. E başka bir şey yapabilir miyiz burada? X büyük üçgenin elemanı. Büyük üçgende hiçbir şey yok. Büyük üçgenin elemanı bu kare vermiş ya. Kare verildiğinden dolayı karşı şunlar birbirine paralel midir? Paraleldir. Ha e, o zaman ben burada bir temel orantı kullanacağım. Temel orantıya bakalım. Hocam 6 ve 4 bulduk. Bulduğumuz bilgiyi kullanacağız. Bak Şuradaki üçgende de ya da solundaki üçgende de temalarantı var mı arkadaşlar? Var. Hocam 6 bölü 4. Bak tekrara girmedim dikkat. 6 bölü 4. Koldan kola geçiş yapacağım. 6 bölü 4, 3 bölü 2. Hocam burası 3K iken buraya 2K yazabilirim. Ya da burası 3 iken buraya 2 2'en yazabilirim. 6 bölü 4, 3 bölü 2. 3 bölü 2 yazabilirim. E bunu yazdıktan sonra olay bitti mi? Bitti. Büyük üçgende temalarantıyı uygulayacak olursak 3K bölü 5K. Çünkü şunlar işin içine giriyor. tekrarlı. E, 3K bölü 5K. 4 bölü X'e eşittir. Bitti gitti. Şunlar da gidince X'i yalnız bırakırsak. E, buradan 3X eşittir. 20 geldi. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 20 bölü 3 olarak buluruz. Örnek 39'un cevabı böylelikle 20 bölü 3 çıktı arkadaşlar. Tamam. ÖSYM tarafından soruldu. Bakın. Normalde böyle kareye yoğunlaşıyor insan ama kare işte bir üçgen içerisine kare dikdörtgen paralel kenar eşkenar dörtgen gibi şeyler konulduğunda hele hele bir kenarla üçgenin kenarıyla çakışıyorsa o saydığım dörtgenler çünkü karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenler bunlar. Bir o bildiğiniz böyle karenin mantığında soru falan çıkmıyorsa ya da paralel kenarın mantığında soru çıkmıyorsa temel orantıyı da kullandırabilirler size arkadaşlar dikkat edin. Evet örnek 39'u 20 bölü 3 bulduk geldik örnek 40'a. Arkadaşlar EB'nin uzunluğu 3K iken burasını 2K demişler. Şuraya yazdık. Ebenin uzunluğu 3k, ayın uzunluğu 2k demiş. Şimdi sen burada 3'e 2 oranını buldun. 4 var, 10 var, x var. Normalde bak, yamuk konusunda da ben bunu söyleyeceğim. Bak şunlar birbirine paralel verilmiş. Yamukta şöyle şey diyorlar. Hocam buradan buraya 2k'da 6 mı artmış? Evet. Şuradan şuraya da 3k'da. Hocam 2k'da 6 artmışsa k'da kaç artar? 3 artar. O zaman 3k'da kaç artacaktır arkadaşlar? Buradan buraya 3k var çünkü. 3K'da kaç artar? Hocam 9 artar dersiniz. 10'dan 9 arttırdığınız cevabı 19 bulursunuz. Evet X 19 çıkar arkadaşlar. He. Ben bunu bir kere gösterince neden hep öğrencilerin aklında kalıyor. Böyle bir şey gördüğünde hemen bu yorumu yapıyorlar. Ve pratik yolda yapıyor. Ama ben bunu seviyor muyum sevmiyorum biliyorsunuz. O yüzden ben bunu siliyorum arkadaşlar. E hocam ne yapacağız burada? Arkadaşlar ne yapacağız? Paralellikler var. Paralellikler varsa o zaman biz oradaki oranlamayı kullanmak zorundayız. 19 olduğunda şurada yazılı kalsın arkadaşım. Şimdi ne yapacağız? E hocam paraleller var. E 2'ye 3 oran varsa burası da 2A iken burası da 3A mıdır? Evet. Tales amcadan dolayı. E hocam ben burada Tales madem paraleller var temel orantı oluşturayım diyebilirsiniz. Bazı arkadaşlar şunu yapabilir. Hocam yukarı doğru oluşturacak olursak. A 4 bölü 10'dan şu bölü şundan şuradaki oranı bulursunuz. Sonra bu bölü tamamından tamamından x'e ulaşırsınız arkadaşlar. Ama ben genelde şunu yapıyorum arkadaşlar. Ve Tales amca işe yapacağız ya. Yamukta da böyle yamuk konusuna gelsek daha anlaşılır olacak aslında ama böyle içeride böyle bir şey temel orantı oluştursak yani şuna bir paralel çizsek yani şurada bir paraya kenar oluştursak o zaman burada bir paraya kenar oluşturduğumuz zaman yan tarafta bir temel orantı oluştu mu arkadaşlar? Oluştu. Hocam dörtgen dört burası da dört oldu paraya kenarda. E burada da bir temel orantı var mı? Var. Öncelikle burası kaç? Altı. Şuraya da bir A diyelim mi demeyelim N diyelim. Hocam burada 2A'nın 5A'yı oranı 2A bölü 5A eşittir. 6 bölü N'den dolayı buradan 30 bölü 2'den N'i kaç buluruz? 15 buluruz. N 15 ise X de kaç çıkıyor arkadaşlar? X de 4 artı 15'ten 19 çıktı arkadaşlar. Biraz önce de 19'u bulmuştuk zaten. Evet cevabımız böylelikle 19 oldu. Paraleller olduğu zaman temel orantı ya da kelebek aklımıza gelecek. İşte bu ben içeriden paraya kenar yaptım. E, benzerlik içindeki sorularda böyle bunlarla da karşılaşabilirsiniz diye bunu da koydum. Normalde yamukta anlatsak daha iyi olur bunu aslında ama e, ne olur ne olmaz diye koyduğumuz sorulardan biri. Geldi örnek 41'e. Evet bir katlama var arkadaşım. Katlama olduğunda ne yapıyoruz? Hop eski haline geri açıyoruz. Açtık. Hocam şunlar birbirine paralel vermiş. Bu paralelleri kullanacağım. Öncelikle burası 6 burası da 4 verilmiş. Hocam katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olduğundan şu uzunlukta kaç yapacaktır? 6 yapacaktır. Hocam şunun da şu ama bu uzunluk verilmediği için bir şey yapamıyorum şu anda. E katlamada sıkıştık kenarlar üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Aynı zamanda üst üste binen açılar da birbirine eşit değil miydi? Çünkü üst üste binen kenarlardan soru çıkmadı. Hocam açıların eşitliğinde yazalım o zaman. Bu açıyla bu açı, bu açıyla bu açı eşit midir? Evet. Hocam paralel ya bunlar. E, Z'den dolayı nokta açısı oldu. A şununla şu paralel olduğundan yöndeşlikten dolayı nokta açısı oldu. A ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Yani 4 ise burası da 4'tür. E hocam 6 iken burası da 6 idi. Buraya da 2 mi kaldı? Evet. Bizden KL bölü BC isteniyor. Arkadaşlar KL bölü BC. Şu bölü tamamı isteniyor. Öncelikle şurada bir temel antı çıktı mı arkadaşım? Çıktı. Dikkat ederseniz buradaki temel antıdaki bağıntımız kaç? 2 bölü 6. 2 bölü 6 dediğimiz nedir arkadaşım? 1 bölü 3'tür. Yani sen buraya x dersen şurada 1 bölü 3 x bölü 3 x mi olacak? Evet ya da direkt 2 bölü 6 da yazabilirsiniz sıkıntı yok. E, hatta öyle yazsak daha sağlıklı olacak sanki. 2 bölü 6 ya evet 2 bölü 6 oran olduğundan dolayı hocam burası 2 x burası 6 x'tir. Niye böyle 1 bölü 3 yazmaktan vazgeçtim? Çünkü bir de burada temel arantıyı uygulayacağım. 6 bölü 10 var ya 6'nın katı olsun diye aklımdan geçirdim çünkü. Evet 2x'e 6x yazdık. E burası 6 bölü 10'dan dolayı 6x'e bunun tamamı da 10x olacak. O zaman kaleye bak bakalım kardeşim. 2x bölü bc'ye bak bakayım arkadaşım. 10x. Yani cevabımız böylelikle kaç çıktı? 1 bölü 5 çıktı arkadaşlar. Evet 41. soruyu da böylelikle 1 bölü 5 bulduk. Yani sen katlama da tamam üst üste binen kenarları eşitliğini kullandın. Ama açıları kullanmazsan olmaz. Ya da üst üste binen açıları kullandın. Baktın hala soru çıkmıyor. O zaman sen büyük ihtimalle üst üste binen kenarların eşitliğini de göstermek zorundasın. Bunu sakın ama sakın unutma. Onlarca kez söyledik zaten bunu. Ve geldik örnek 42'ye. Şekilde ABC üçgeni biçimindeki kartonun üzerine GKL üçgen biçimindeki bir karton konulmuştur. Evet. G ABC üçgenin ağırlık merkezi. Eyvallah. MK 4 ve burası da 3 verilmiş. GKL üçgenin L noktası etrafında saat yönünde BCA açısı kadar döndürülürse. Arkadaşlar şu açıya alfa diyeyim. Çünkü GKL'yi ben döndüreceğim. Arkadaşım şu üçgeni döndüreceğim. Ve alfa açısı kadar döndürdüğümde e, G noktası AC'nin elemanı oluyormuş. Hmm. Arkadaşım sen G noktası burada ya. Bu üçgeni döndürdüğünde bu kenarda dönecek ya. Alfa kadar döndürdüğünde o buraya gelsin diyor sana. Niye? Çünkü G eleman AC oluyormuş. G noktası döndüğünde tam olarak burası oluyormuş. Yani burası G üssü arkadaşım. Sen bu üçgeni döndürdüğünde bu taban böyle ya. Üçgenimiz bak böyleydi. Üçgeni şimdi seni şöyle mi oldu arkadaşım? Evet. Şöyle bir üçgenle karşılaştık. E peki hocam burada bu işin esprisi ne? Hocam bak dikkat et. Sen önceden şuradaki şeyi buradakini döndürdün. Hop alfa derece döndürdün değil mi? Evet bu kenar buraya mı geldi? Evet hocam e, alfa derece döndürdüğünü buraya göstersen o zaman a alfaya alfa. Ya, alfa. E o zaman ne çıktı burada arkadaşlar? Bir paralellik çıktı. Hocam şurada paralellik yöndeş açı çıktı çünkü. E o zaman bu doğruyla bu doğru paralel. Hocam paralelse bir teoremi kullanacağımız belli. Evet, şu bölü tamamı. Hocam burası 4x'e burası ne olacaktır? 7x olacaktır. Şuraya bir 7x yazayım. E sonra ağırlık merkezini kullanmadık biz hocam. Ağırlık merkezini kullanalım. Dikkat dikkat. Tamam bu soru zor olabilir. Bir özellikle ilgili soru yazmış olabilirim arkadaşlar ağırlık merkezinde hatırlarsanız ağırlık merkezinden şöyle bir paralel çizildiğinde ne oluyordu? Burası A iken burası 3A olmuyor muydu arkadaşlar? İspatını da yapmıştık ağırlık merkezinde değil mi? Evet hocam 1'e 3 oran oluyordu. E, hatta bunun ispatını nasıl yapmıştık? Şuradan bir kenar ortay çizecek olursak. Hocam şurası K iken burası 2 k ağırlık merkezinden dolayı. E, 1 bölü 3'ten dolayı A bu sağ burası da 3A olur arkadaşlar. Ha, ağırlık merkezindeki şu çizgi 7x ise o zaman şu uzunluğun tamamı kaç olacak? 3 çarpı 7x olacak yani 21x olacak. Şimdi bizden ne isteniyor? MN bölü BC. Hocam 4x bölü BC yani bc'yi de kaç bulduk? 21x bulduk. O da 4 bölü 21 olarak çıktı cevap arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 4 bölü 21 oldu. Zor mu? Sırf özellik hani bunu hatırlatmak için sordum. Normalde ÖSYM e sorar mı? Zannetmiyorum ama yine de şu hatırlamak belki içimize yarayabilir diye buraya koyduğum sorulardan biridir arkadaşlar bu. Örnek 42'de böylelikle hallettik ve arkadaşlar temel orantı benzerliğini bu şekilde yapmış ve öğrenmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda evet benzerliğin son videosunda kelebek benzerliğinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.